kuramlar çerçevesinde boksun ana temellerine, kurallara değinmeye çalışacağız. Boksumuz ringimizden ibaret. Ringe çıktığımız anda iki sporcumuz var. İki sporcumuzun belirli köşeleri var. Birisi mavi köşe, birisi kırmızı köşe. Geçiyoruz. Yusuf Ali ve bugün Muhammed, iki tane konuğumuz. Muhammed mavi köşe olacak, Yusuf Ali kırmızı köşe. Boksta temsil ettikleri ana öğeler şunlar. Kırmızı köşedeki boksör kırmızı kıyafetli, bugün kıyafet giymedik fakat kaskından örnek vereceğiz. Kırmızı kasklı sporcu kırmızı köşede durmak zorunda. Hakem ona göre hazırlıklar yapacak. Hakemin boksörde dikkat etmesi gereken hususlar. Köşeye gelir, öncelikle iki boksör de köşesine geçerler, beklerler. Hakem gelir, elini uzatmasını ister. Uzat elini Yusuf Ali. Uzattığı zaman eldivenin boyutlarına kişinin takmış olduğu eldiven boyutları vardır bizde. 10 ons, 12 ons gibi. Biz büyükler kategorisi 69 kilograma kadar bir boksör 10 ons eldiven takmak zorunda. 69 kilo büyüklerden sonra 12 onza geçiliyor. Bundan sonra boksörün elindeki eldivene bakıyor. 10 ons mu, kurallara uygun mu diye. Daha sonra kaskının doğru bağlandığına, her şeyinin yolunda olduğuna bakar. Ağzında dişlik olup olmadığını için ağzını açmasını ister sporcudan. Dişlik olup olmadığını kontrol eder. Daha sonrasında erkek sporcularda alt bölgenin korunması için kuki takmak zorunlu olduğu için alt bölgeye herhangi bir yumruk, bir darbe gelme ihtimaline karşı kuki takmak zorunludur. Erkekler bölgesini korumak için kuki takmak zorunlu. Kızlar da göğüs korumalı takmak zorunlu. Dolayısıyla bir de buraya bakar ki kukisi var mı yok mu diye. Ağzında dişliğe baktık, eldivenlerin boyutlarına baktık, herhangi bir sıkıntı var mı, eldiveni kontrol ettik, içerisinde yabancı bir cisim var mı diye. Her şeyi yolunda gördük, boksörün köşesinde bekletiyoruz. Diğer sporcu aynı şekilde aynı kontroller. Değil mi Muhammed? Baktık eline, eldiven uyumu tekrar düzgün mü, ağzında dişlik var mı, kukisini takmış mı, her şey yolunda mı, kask ve bütün uzuvları, bütün materyalleri tamam mı diye bakıp kontrol ediyoruz. Daha sonrasında her şeyden emin oluyoruz. Köşeye bakıyor hakem. Sporda dikkat edilmesi gereken hususları, ringe çıktığımız zaman dikkat edilmesi gereken hususları söylüyoruz. İki sporcuyu da köşesine gönderiyor. Daha sonra tekrardan orta kısmı göstererek boks yapmalarını söylüyor, istiyor. Bunu yaptıktan sonra iki boksörden bunları diğer derslerimizde anlattık. Diyelim ki boksör, ya biraz daha yaklaşalım birbirimize arkadaşlar. Gel Yusuf Ali. İki boksörden birisi sert bir yumruk attı maç esnasında. Bu alt miniklerde 1 dakika müsabaka, 1 dakika dinlenme. 1 dakika içerisinde dövüştükleri süre zarfında herhangi bir boksör, ikisinden birisi sert bir yumruk attıysa, diğeri sert bir yumruk yediyse, yumruk yiyen kişiye hakem hemen anlatmıştık 8'e kadar sayacak. Direkt. Diğer boksörün burada hemen yapması gereken hareket şu. Diğer boksör hemen beyaz köşeye koşmak zorunda. Koşar, sakin adımlarda beyaz köşeye gidip orada beklemek zorunda. Diğer sporcu olduğu yerde bekleyecek. Hakem buna saymaya başlayacak 8'e kadar. 8'e kadar saydığı zaman buradaki sporcu iyiyim türünde. Sözlü, çünkü ağzında dişlik var, sözlü çok söylememek kaydıyla bunun işaretleriyle hazır olduğunu, maça devam etmesi gerektiğini, devam etmek istediğini belirtir. Elini kaldırır, kaldıralım. Evet iyiyim ben diye bu şekilde gösterir. Hakem de iyi olup olmadığını tekrardan 8 bittikten sonra isterse, bu eğer kurallara uygun çerçevede ileri doğru gelmesiyse. Gelir mi ileri Muhammed? Düzgün bir şekilde geldi. Hala bütün bakıyoruz. Evet. Akli melekeleri yerinde. Dolayısıyla ileri geri gelmeni sağladı. Evet. Hazır tekrardan boks deyip maçı başlatıyoruz. Gel tekrar Yusuf Ali buraya. Bir kural buydu. Beyaz köşenin ne işe yaradı? Beyaz köşe tarafsız bir köşe. Buradaki sporcu derhal seri bir hareketle beyaz köşeye gitmek zorunda. En yakın beyaz köşeye. Gitti, bekledi. Eğer buradaki sporcu hareket halinde olmasaydı, biz bunu vatandaş yumruğu yedi değil mi? Buradaki boksör yumruğu yedi, o arada şeyleri kaybetti, fonksiyonunu kaybetti. Dolayısıyla sert bir yumruk aldı. Eğer bu boksörü ben buraya saymaya başladığım zaman, buradaki boksör hemen beyaz köşeye gitmezse, hakemin yapacağı hareket şu, normalde biz 8'e kadar sayıp bekletiyoruz, o sırada sporcunun toparlanmasını bekliyoruz. Tabii ne zaman başlayacağız 8'e kadar saymaya? Buradaki boksörün beyaz köşeye gitmesini bekleyeceğiz. Peki gitmedi ne oldu? Ya bak saydım yumruğu yedi. Stop. Bir. Bakıyorum bu sporcu hala burada. Saymayı kestim. Bakın kendi dezavantajına. Saymayı kestim. Bekliyorum. Onun beyaz köşeye gitmesini bekliyorum. Bu arada bu sporcunun zamanı daha da fazlalaştı. Arttırdı. 8'e kadar sayacakken bu sporcunun yüzünden bu burada 16 saniye 20 saniye bekledi. Ve az önce sert yumruk yemiş olduğu yumruğu tamamen toparladı. Düzgün bir halde toparlamaya çalıştı ve toparladı kendisini. Ama bu vatandaş hemen koşarak beyaz köşeye gitmiş olsaydı
biz 8'e kadar sayacaktı. Henüz toparlanamamışken iyi olduğunu anladığımız zaman tekrar boks diyecek. O sporcu tekrar buraya gelip o 8 saniyenin üstüne tekrardan vurmaya başladığı anda buradaki sporcu ikinci defa kendisine saydırıp maçı bu taraf kazanacaktı. Çünkü alt birlikten iki defa sayma sonucu maç bitecekti. Tekrar elimize gelen bir soru. Beyaz köşelerdeki anlamlar bu şekilde. Roundlar bittikten sonra iki sporcu da köşelerine gidiyor. Bu isteğe göre eğer sporcu oturursa bazı antrenörler, bazı sporcuları bu şekilde oturtmazlar. Mesela ben oturtmayı çok sevmiyorum. Çünkü sporcu oturduğu anda, hemen onu da gösteriyoruz. Sporcu köşesine birinci round bitti, gong çaldı, geldi, oturacak. Gel Müslüman otur. Oturdu ve yaslandı. Bakın demin yorulmuştu, koştu, nefes nefeseydi. Buraya oturdu, nefesini sert bir şekilde aldı. Evet, nefesini aldı. Ne oldu? Bütün birikimini, bütün vücudunun ısısını, vücudunun bütün yorgunluğunu, yoğunluğunu oturarak verdi. Dolayısıyla burada bir dinlenme söz konusu oldu ve biraz sonra ikinci rounda çıkacağı için ayağa kalkalım. İkinci rounda çıkacağı zaman biraz daha yorgun çıktı. Fakat az önceki gibi gelseydi köşeye tekrardan hareket halindeydi. Sonra maç bitti, birinci round bitti, köşeye geldi. Burada halen hareket halinde, oturmuyor. Demek ki nefesini vermemiş oldu. Dolayısıyla buna sadece suyla belirli müdahaleler yapacak antrenörü ilgilenecek. Gerekli teknik taktiğini alacak köşesinden. Daha sonra ikinci rounda hazırlık için geçecek. Bu arada yorgunluğu, o içerideki faaliyeti halen devam ediyor. Oturmadı. Dolayısıyla halen daha faal bir sporcu. Tabii çok yorulmuşsa oturtmak zorundayız, ayrı bir mesele. Fakat roundun nasıl geçtiğine, sporun, boksunun nasıl geçtiğine o anda karar veriyoruz. Ona göre oturup oturmadığına kendimiz karar veriyoruz. Dolayısıyla ben Yusuf Ali'nin çok yorulmadığını kanaat getirdim. Dolayısıyla ayakta müdahalesini yaptım. Teknik taktiğini verdim. İkinci round için tekrardan köşeden boksa gönderdim. İki sporcu da dövüştüler tekrardan. Üç round sonucunda alt miniklerde üç round. Bunlar üst minik, yıldız, gençler, büyükler kategorilerinde bunlar değişiyor. Alt miniklerde bir dakika dövüşme, bir dakika dinlenme. Her round bir dakika. Bir dakikada dinleniyorlar. Üst miniklerde bu 1,5 dakikaya çıkıyor. 1,5 dakika boyunca dövüşüyorlar. 1 dakika yine dinlenme. Yıldızlara geçiyoruz. Yıldızlarda 2 dakika boks dövüşmek ring içerisinde geçirdiğimiz zaman köşede yine 1 dakika dinlenme. Üst gençlerde ve büyüklerde ise 3 dakika dövüşüyorlar. Yine 1 dakika dinleniyorlar. Bunlardan ibaret kurallarımız. Bunun dışında sormak istediğiniz bir şey olursa boksla alakalı, kurallarla alakalı aklımıza gelen bunlar da şimdilik. Tabii ki pek çok önemli maddelerimiz var. Bunları biz bir sonraki videolarımızda tekrardan yayınlayacağız. Ama sizin soracağınız şeyler varsa lütfen yorum kısmında belirtin. Herkes sevgiyle kalsın, boksla kalsın.